Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine dair tüm detayları ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir stüdyo konuğumuz var. Suat Umurhan bugün bizlerle birlikte haftanın ilk gününde. Hoş geldin Suat. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Beşinci hafta hareketli geçti. Hı hı. Bugün özellikle konuşacak da bizim için de birçok konu var aslında. Biz Trabzonspor Beşiktaş mücadelesiyle başladık. Seninle de değerlendirerek devam edelim istersen. Trabzonspor farklı bir galibiyet elde etti. Bilmiyorum bekliyor muydun ama Beşiktaş'ın da bu kadar düşük tempoda bir oyununu aslında beklemiyorduk. Yeni transferleriyle, yeni ve hızlı oyunuyla Trabzonspor fark yaratan taraf oldu. Bekliyor muydun diye sorarak başlayayım. Kazanandan başlayalım. Trabzonspor'un bu kadar farklı kazanmasını beklemiyordum. Yani evet, seninle de burada geçen hafta konuştuğumuzda gollü maç olabilir. Hatta söylemeyelim dedik hatta. İlk dakikaları izlerken maç bir ara kilitlenmişti, dedim hani beraberliğe gidiyor ama yok. Sonrasında Trabzonspor, senin de dediğin gibi o yeni transferlerin verdiği bir enerji var. Tribünler dolmuş. Evet. Takıma bir hava tekrar geri gelmiş. O hani üzerindeki o kötü bulutlar diyelim, hani kara bulutlar bir dağılmış, bir ferahlamış. Takım da öyle, tribün de öyle. Onun baskısı Beşiktaş'ı da biraz şeye itti. Yani Trabzonspor'un geri vitesi yapmamasına, devam etmesine, ki kötü oynadığı bir anda gelen golle beraber Trabzonspor ilk 20 dakikada aslında sahada yoktu. Beşiktaş daha fazla topa hakim taraftı ama böyle anlarda gelen bir gol, sonrasında devamında Beşiktaş'ın iyice çökmesi, Trabzonspor'da zaten hızlı hücumları ve birazdan değiniriz, orta sahadaki inanılmaz presi ve baskısıyla işi bitirdi. Trabzonspor'un o zaman kadrosu üzerinden istersen gidelim. Yeni transfer Onaçu'yla ilk 11'de başladılar. Zaten başlayabilir mi diye düşünüyorduk ve boyunun da hakkını verdi açıkçası biraz. Muhteşem bir performans. Mendy'yi izleme şansı bulduk. O da orta alanda bence çok etkiliydi. Bilmiyorum, Benkoviç, Ryan Banya uyumunu da ben çok beğendim. Sen nasıl yorumlarsın? Şimdi Onaçu'dan başlayalım. 2 metre 0-1 boyunda dev bir forvet. Bize Peter Crouch vardı eskiden, onu hatırlatıyor. O tipte çok forvet piyasaya çıkmıyor. Burada hava toplarındaki hakimiyeti bir yana, fiziki mücadelesi ve devamlılığı da saha içinde, o sakatlık çıkana kadar da olduğu alanda çok iyi bir performans sergiledi. En azından Trabzonspor'un en çok ihtiyacı olan hücum hattında golcü eksikliğini hemen kapattı. Doğru. O bence çok önemli bir durum. Diğer tarafta bakıyoruz, Mendy, Trabzonspor transfer döneminin başından beri Mendy'nin peşindeydi. Hı hı. Gerçekten çok uğraştılar. Angers'te bir süredir pazarlık haline ve sonunda bitirdiler. İstedikleri oldu ve ne kadar haklı olduklarını da ben dün gördüm. Mendy bir an olsun Bakasetas'ın peşinde koşmaktan, yani ona alan açmaktan, onun arkasını toplamaktan, bu tip işleri yapmaktan bir an olsun yılmadı. Sahada sürekli, orta sahada Beşiktaş'ın Amir gibi, Getson gibi, Salih gibi çok net üçlüsüne karşı sürekli savaştı. Çok yerinde ve nokta atışı bir transfer. Fenerbahçe taraftarları acaba düşünmüş müdür bu 6 numarayı biz niye almadık diye? Yapacak bir şey yok. Herkes ister yani, bir kişi alır. Öyle bu da. Mendy gerçekten iyi bir transfer. Onaçu öyle bir transfer. Ki böyle ilk maça çıktıklarında da böyle bir performans görmek çok zordur. Yani kolay kolay... Mesela Galatasaray yeni transferlerinden Tete hiç olmadı, yani daha olmadı. Evet. Mesela Ziyeh geldi ilk maçta, hareket kattı. Trabzonspor'da da böyle, hem onu açıyor hem Mendy çok net oynadı. Ama Pepe yok ortada. Yani bu işler her gelen hemen tutacak diye de bir durum yok. Yani Pepe'nin biraz daha zamanı ihtiyacı var gibi duruyor. Var, evet, öyle açıklamalarda oynadı. 2-3 haftası daha var. 4 aydır çünkü resmi maça çıkmadı oyuncu. Bir futbolcu maç eksiği varsa zaten sonrasında toparlanması... Sağ içi kondisyonu olmamak bambaşka bir durum. Onu toparlamak için süre lazım. Diğer yeni transfer, Berat Özdemir de Vişça'nın yerine sahnedeydi. Onu nasıl buldun? Berat çok bildiğimiz tipik bir orta saha oyuncusu. Hani sanki hiç Türkiye'den gitmemiş gibi devam etti. Çok ekstra bir şey yaptı mı? Hayır. Çok kötü oynadı mı? Hayır. Zaten istenen de buydu. Zaman zaman da ilk 11 içinde formayı zorlayacaktır. Trabzonspor'da şöyle bir hava var. Dün çok kritik bir karşılaşmaydı. Yani buradan alınacak bir yenilgi, puan kaybı taraftarın da hevesini kıracaktı. Camianın da en azından yol hedefinin değişmesine neden olacaktı. Ama dün akşam gördüğümüz atmosfer bize Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında, belki net bir aday olmasa da kadrosu itibariyle, o yarışın içinde olacağını,
sezonun sonuna kadar da bu işi kovalayacağını gösterdi. Peki, biraz da Beşiktaş kısmını konuşalım ve nedenini de konuşalım aslında. Şöyle kadroya da baktığımda öncekinden çok farklı bir Beşiktaş kadrosu da görmedik. Aboubakar'ın yerine Cenk'i izleme şansı ve Cenk önde, Rebic de onun arkasındaydı. Yani olumlu çok da bir şey olmadı. Senin de bahsettiğin gibi ilk başlarken iyi bir başlangıç yapıldı ama sonrasında hep bir duraklama oldu. Yani tek pozitif söyleyebileceğim şey belki Gezal. Ne buldun pozitif? Gezal sahneye çıktıktan sonra bence bir tık aktif oldu. En azından Gezal'ı gördük dedi. Evet, evet. Şimdi ilk 20 dakikada Beşiktaş evet. Topa daha hakim taraftı. Trabzonspor daha dediğin gibi yeni transferlerin de olmasıyla beraber bir atmosferi koklama, bir ortamı görme, takımın yerleşmesini bekliyorlardı. Sonrasında gelen gol Beşiktaş'ın bir anda direncini paramparça etti. Yani Beşiktaş seviyesinde şampiyonluk, yani başkanı %99 şampiyon olacağız, şampiyonluk adayıyız dediği bir maçın hemen iki gün sonrasında bu kadar kırılganlık, bu kadar saha içinde kaybolmak bence normal değil. Sezonun daha başından itibaren Avrupa, Lig hepsine dedik ki Beşiktaş'ın çıkış yolu sadece Aboubakar olmamalı. Evet. Aboubakar'a topu at ya da Aboubakar'a ver, çalınmasın, kendi becerisiyle gol atsın diye bir sistem bir yere kadar gider, bir yerde de patlar. Dün de öyle oldu. Girdikten sonra da çok bir şey değişmedi. Olmaz yani, sonuçta oyuncuya da top taşımanız lazım ve sürekli bir oyuncunun sırtında binerseniz şampiyonluk adayı olamazsınız. Ha, burada yeni alınan transferlerden Rebic'in katkısı neredeyse hiç yoktu. Çok kötü istatistikleri de. İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Hava toplarında zayıf kaldı. Topu taşımada, topu sürüklemede zayıf kaldı. Ki Trabzon'un bize en çok soru işareti veren noktası savunması ve kanat bekleriydi. Oraları karşı hiç zorlayamadı. Bunlar Beşiktaş'ın ikinci yarıda dikkat et. Bütün sol kanadı değişti. Doğru. Onur çıktı, Rebic çıktı, Cenk çıktı. Ki Cenk de sol ağırlıklı oynayan bir oyuncuydu dün. Burada bir sıkıntı var. Şenol Güneş'in Aboubakar'ı niye ilk başta tercih etmediği de bence hafta içinde Afrika'dan geç dönmesi, Fransa'ya uğraması, hani hiçbir şey yok dense de Beşiktaş yönetimi yaptı açıklamalarla. Her şey normal, haberimiz var. Evet, haberiniz var ama gördük ki Şenol Güneş'in hoşuna gitmemiş bu durum. Yani formda hazır bir Aboubakar'ı, ligin başından beri sizi sürükleyen adamı alıp bir anda kulübe yatıyorsunuz. En kritik deplasmanlardan birinde. Maç sonunda bir Bailey'nin durumu var. Takımı bekletmesi. Evet, 25 dakika. Yani 25 dakika ne olmuş olabilir? Bir hastalık falan yok. Hiçbir detay yok. 25 dakika takımı nasıl bekletiyorsunuz? O da ilginç bir olay. Yani böyle bir oyuncuyu ben Şenol Güneş'in bir daha oynatacağını düşünmüyorum.